Isaac Newton kimdir? Sir Isaac Newton, bilim tarihindeki en etkili figürlerden biri olarak kabul edilen bir İngiliz matematikçi, fizikçi ve bilim adamıydı. 1643 yılında Lincolnshire, Woolshorpor'da doğdu ve en çok matematik ve fizik alanlarına yaptığı katkılarla, özellikle hareket yasaları üzerindeki çalışmaları ve evrensel yerçekimi teorisini geliştirmesiyle tanınır. Newton eğitimini Cambridge Üniversitesi'nde aldı ve burada matematik, fizik ve astronomi okudu. Bu süre zarfında hareket yasalarına ve yerçekimi kavramına ilgi duymaya başladı. Hareket yasaları, nesnelerin hareketini anlamak ve nesneler arasındaki etkileşimlerin sonuçlarını tahmin etmek için kullanılan temel ilkelerdir. Sir Isaac Newton tarafından yazılan hareket yasaları, bir cismin hareketini ve nasıl hareket ettiğini açıklayan kurallar topluluğudur. Bu kanunlar, Newton'ın 1687 tarihli, Filosofi Naturalis Principia Mathematica adlı eserinde yer almaktadır. Birinci hareket kanunu, bir cismin hızı değişmezse, bu cismin kütle ve etkileşen kuvvetleri arasındaki denge devam eder. Cismin hareketsiz kalması veya sabit hızda hareket etmesi anlamına gelir. İkinci hareket kanunu, bir cisme uygulanan bir kuvvet, cismin kütlesine orantılı bir hız değişimi yaratır cismin hızının artışı veya azalışı anlamına gelir. Üçüncü hareket kanunu, bir cisme uygulanan kuvvetlerin etkileşimlerinin toplamı, cismin kütlesine orantılı bir ivme yaratır. Cismin yön değiştirme eğilimine göre ivme gösterir ve cismin hareketine etki eder. Bu kanunlar, cismin hareketini anlamaya yardımcı olmak için kullanılır ve genellikle Newtonian mekanik olarak adlandırılır. Bu kanunlar, çok sayıda fizik problemine çözüm getirmek için kullanılır ve günümüzde çok önemli bir rol oynar. Newton'un yerçekimi teorisi, günümüzde kullanılan ve gezegenlerin hareketlerini, uyduların hareketlerini ve düşey hareketleri açıklayan bir kavramdır. Bu teori, Kepler'in hareket kanunlarını da açıklar ve bu kanunlar, gezegenlerin eliptik bir yörüngede hareket ettiğini gösterir. Bu teori, hareketleri açıklamaya yardımcı olan birçok matematiksel modeli de ortaya çıkarmıştır ve bu modeller günümüzde hareketleri öngörmeye yardımcı olan çok sayıda fiziksel sistemi açıklar. Newton'un yerçekimi teorisi, Güneş sisteminde gezegenlerin hareketlerini açıklamaya yardımcı olmuştur ve günümüzde de gezegenlerin hareketlerini anlamaya yardımcı olmak için kullanılmaktadır ayrıca uzayda bir cismin hareketini anlamaya yardımcı olmuştur ve uzay taşıtlarının hareketini planlamaya yardımcı olmuş. Matematiğe önemli katkılarda bulunmuş bir bilim adamıdır. Özellikle, mekanik ve optik alanlarında yaptığı çalışmalar sayesinde matematiksel açıdan çok zengin eserler vermiştir. Matematiksel notasyonu kullanarak çok sayıda denklem ortaya koymuştur ve bu denklemler, fizik problemlerine çözüm getirmek için kullanılmıştır. Matematiksel analiz alanında yenilikler getirmiştir ve birçok matematik kavramını ortaya koymuştur. Ayrıca kalkülüs yani integral ve türev kavramlarını içeren matematik dalında önemli çalışmalar yapmıştır ve kalkülüsün temel kavramlarını ortaya koymuştur. Bu çalışmaları sayesinde matematik alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir ve bu ilerlemeler günümüzde de çok önemli bir rol oynar. Sir Isaac Newton, optik alanında da önemli çalışmalar yapmış ve optik alanında önemli katkılarda bulunmuştur. Işık spektrumunu araştırmış ve bu spektrumun, renklerin bir arada bulunduğu bir yelpazeden oluştuğunu keşfetmiştir. Ayrıca, ışığın dalga ve parçacık teorisi arasındaki ilişkiyi araştırmış ve prizma deneyi ile ışığın parçacık teorisi hakkında deneyler yapmıştır. Newton, ayrıca birçok optik aletin bulunuşunu sağlamıştır örneğin teleskop ve kırıcı levhanın bulunuşunu sağlamıştır. Bu aletler ışığı toplayarak gözde görülmeyen nesneleri görüntülemeyi mümkün kılar. Newton'ın çalışmalarının bilim camiası üzerinde derin bir etkisi oldu ve yüzyıllar boyunca matematik ve fizik alanlarında kaydedilen birçok ilerlemenin temelini attı. Sık sık modern bilimin babası olarak anılır ve tarihin en etkili bilim adamlarından biri olarak kabul edilir. Daha fazlası için bilim peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.